Lütfen buyurun. Evet buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler, kıymetli basın mensupları. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz dün gece AK Parti iktidarının İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna yönelik çekincelerini geri çektiğini ve üyeliklerine destek vereceğini öğrendik. 25 Mayıs'ta yani bundan bir ay önce ülkemizin bu konuda iki önceliği olduğunu söylemiştik bu kürsüden. Bunlardan birincisi Putin Rusya'sının saldırgan dış politikasına karşı NATO ittifakını olabildiğince güçlendirmekti. İkinci önceliğimiz ise PKK'nın Avrupa topraklarından topyekün bütün unsurlarıyla silinip atılmasıydı. Ne var ki dün gece varılan mutabakatın maalesef bu çok temel konulardaki beklentilerimizi karşılamaktan oldukça uzak olduğu görülüyor. PKK'nın İsveç ve Finlandiya tarafından terör örgütü olarak tanımlanması yeni bir durum değil. Avrupa'da sadece Rusya'nın bir deklarasyonu yok PKK ile ilgili olarak terör örgütüdür diye bir deklarasyonu yok. PYD ve YPG üzerinden aslında PKK'nın da bir ofisi var Moskova'da. Ama niye buraya böyle yapıyorsanız deseniz derler ki hayır, söylediğiniz yanlıştır. Ama diğer Avrupa ülkelerinin tümünün PKK'yı terör örgütü olarak ilan ettikleri bir gerçeklik var. Ha uyuyorlar mı bu terör örgütü olarak kabul ettikleri bu silahlı ayrılıkçı terör örgütünün topyekün unsurlarının ülkelerinden çıkmasına herhangi bir gayretleri var mı? Hayır, yok. Önemli olan PKK'nın bu iki ülkedeki varlığına son verecek somut eylemlerinin görülmesiydi. Dolayısıyla iktidarın İsveç ve Finlandiya nezdinde herhangi bir somut gelişme olmaksızın attığı bu imza maalesef ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir. Çünkü mutabakat metnine göre verilen sözlerin tutulması için oluşturulacak üçlü mekanizma İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olduktan sonra devreye girecek. Öncesinde değil. Yani bu mekanizmanın işlememesi durumunda Türkiye elindeki NATO kartını kaybetmiş bir biçimde itirazlarını sürdürmek ve haklı davasını anlatacak muhatap aramak zorunda kalacak. Nitekim böyle durumlara daha önce Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının imza attığı başka mutabakatlarda da şahit olduk. Dolayısıyla her ne kadar Sayın Erdoğan ve arkadaşları açısından aldanmak ve aldatılmak sıradan alışkanlıklar olsa da bu durum Türk milleti için kabul edilebilir değildir. İkinci konu ise ülkemizin PKK ile YPG, PYD arasında kurduğu ilişkinin mutabakat metninde özenle birbirinden ayrılmış olmasıdır. Türkiye'nin devlet politikası YPG, PYD ve PKK'nın bir ve aynı olduğu, yani aynı zehirli ağacın dalları olduğudur. Ancak mutabakat metninin
5. paragrafı PKK'yı terör örgütü olarak görürken YPG ve PYD Türkiye'ye yönelik ulusal çıkar tehdidi olarak tanımlanıyor. Üstelik İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine yapılan finansal yardımları ve militan katılımlarını denetleme sözünü verirken yine 5. paragrafa işaret ediliyor. PYD ve YPG bunun dışında tutuluyor. Yani PYD, YPG'ye yönelik mali yardımlar mutabakat kapsamı dışında bırakılmış oluyor. Ez cümle, üst perdeden atılan kürsü nutukları, diskurları, her zaman olduğu gibi yine müzakere masasında verilen tavizlerle taçlandırılmış gibi gözüküyor. Ve yine ülke çıkarlarımız açısından son derece önemli bir fırsat, Sayın Erdoğan'ın dış politikayı iç politikaya malzeme yapma sevdası uğruna kaçırılmış gözüküyor. İYİ Parti olarak süreci takip etmeye devam edeceğiz. Mutabakat masasında atılan geri adımın Sayın Erdoğan ile Joe Biden arasındaki görüşme bağlamındaki yansımalarını da ayrıca değerlendireceğiz. Aziz milletim, dış politikadaki bu üstün performansının yanında öngörü abidesi, büyük ekonomist Sayın Erdoğan inatla kafasının dikine gitmeye ve yaptığı hataları da bir türlü kabullenmeyerek ülkemizdeki ekonomik krizi daha da derinleştirmeye devam ediyor. Bizzat kendisinin hazırlatıp meclise gönderdiği bütçe kanunu 2022 yılında enflasyonun %9.8, dolar kurunun da 9 lira 27 kuruş olmasını öngörüyordu. %9.8 olarak öngörülen enflasyon bugün TÜİK rakamlarıyla bile %73.5'u buldu. Dolar kuru ise 17 liraya dayandı. Şu öngörü yeteneğine bir bakar mısınız? Bunlara öngörü değil, ancak dilek diyebiliriz. Belli ki Bay Kriz geceleri yatmadan günlüğüne yazması gereken dileklerini bütçe kanununa yazmış. Dünyanın hiçbir yerinde enflasyon tahmini 70 puan, kur tahmini ise %100 oranında sapan ne bir ülke ne de bir yönetim görmeniz mümkün değildir. Ama böyle bir rezalete imza atmak gider ayak Bay Kriz'e nasip oldu. Nitekim bu öngörüsüzlüğün sonucu olarak da iflasını açıklayan AK Parti iktidarı ek bütçe istemek zorunda kaldı. Ek bütçe kanun teklifinde 2022 yılı için 1 trilyon 751 milyar lira olarak kanunlaşan merkezi yönetim bütçesi giderlerine 1 trilyon 80 milyar lira ödenek ilavesi isteniyor. Yani ilave edilen ödeneğin başlangıç bütçesine oranı %62. Yani aynı enflasyon ve kur tahminlerinde olduğu gibi Bay Kriz'in bütçesinde de olağanüstü bir öngörü başarısı %62'lik bir sapma var. Bu kadar büyük bir sapma Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez oluyor. Bu arada kanun gereği ilave edilen gelir, ilave edilen ödenek kadar gelir gösterme zorunluluğu bulunuyor. Bu çerçevede 1 trilyon 80 milyar liralık da bir gelir artışı öngörülmüş. İlave gelirlerin başlangıç bütçe gelirlerine oranı ise %73. Yani aslına bakarsanız bu teklif ek bir bütçe değil, ikinci bir bütçe teklifidir. Peki bu ikinci bütçe teklifinde başka neler var? Gelin birlikte bakalım. Mesela enflasyon ve kur farkı nedeniyle devletin mal ve hizmet alım giderlerine 86 milyar lira, sermaye giderlerine de 74 milyar lira ilave ediliyor. Yani lüksten, şatafattan ve kamu bina inşaatlarından yine taviz verilmiyor. Mesela faiz giderlerinde 129 milyar lira artış öngörülüyor. Bunun 40 milyar lirası ise kur korumalı mevduat kapsamında yapılacak ödemeler. Peki bir avuç zengine 40 milyar lira ilave ödeme yapılırken milyonlarca çiftçimize verilecek desteklerdeki artış ne kadar biliyor musunuz? Sadece 15 milyar lira. Bitti mi?
bitmedi. Ek bütçenin 710 milyar lirası ÖTV, KDV gibi vergilerle finanse edilecek. Yani fatura yine en adaletsiz vergi olan enflasyon vergisiyle milletimize kesilecek. Olan yine milletimize olacak. Bay Kriz ve ekibinin beceriksizliğinin ceremesini yine milletimiz çekecek. Böyle bir faturanın hayat pahalılığı ve enflasyon canavarıyla boğuşan derin bir gıdaya erişim ve barınma krizinin pençesinde artık sadece hayatta kalabilmek için mücadele veren milletimize kesilmesi en hafif tabiriyle zulümdür. Bu kadar basit. Ama ülkemizi içine soktukları kriz o kadar derinleşti ki iktidar için artık milletin cebine el uzatmak da yetmiyor. O nedenle şimdi de gözlerini şirketlerin sermayelerine, dolar hesaplarına diktiler. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta her zamanki gibi yine bir gece yarısında BDDK şirketlerin kredi kullanımına ilişkin bir karar yayınladı. Bu karara göre 15 milyon lira ve üzeri döviz ve altın cinsi varlık bulunduran şirketler kredi kullanamayacak. Yani şirketler ya kredi kullanmaktan vazgeçecekler ya da enflasyona karşı korunmaktan vazgeçecekler. Bir şirket kasasında niye döviz tutar? Borç ödemek için tutar. İthalat yapmak için tutar. Ham madde almak ve üretmek için tutar. Yani şirketler Türk lirasının her gün daha da eridiği bir ortamda sattığı malı yerine koyabilmek, işleri döndürebilmek için elinde döviz tutar. Yani aslında iktidarın ekonomide oluşturduğu güvensizlik iklimi sebebiyle döviz mevduatı kullanılıyor. Sorunun kaynağı bizzat kendisi ama o kendisini değiştirmek yerine kendisi dışında ne varsa değiştiriyor. Merkez Bankası başkanını değiştirdi, olmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı değiştirdi, olmadı. Enflasyon patladı, TÜİK'in müdürlerini değiştirdi, yine olmadı. Hiçbiri fayda etmedi. Şimdi de serbest piyasa koşullarını değiştirmeye çalışıyor. Değerli milletvekilleri, lafı eğip bükmenin alemi yok. Bu karar bir sermaye kontrolüdür. Bu karar Türkiye'de 1989'dan beri var olan sermayenin serbest dolaşımını net olarak ortadan kaldırmaktır. Bu karar Bay Kriz'in Türk şirketlerine uyguladığı bir ambargodur. Eğer bazı dış güçler gelip Türkiye'ye yatırım yapılmasını engellemeye, Türkiye'den sermaye çıkışını teşvik etmeye ve ülkemizi bir döviz krizine sokmaya çalışsalardı, tam olarak böyle bir karar alırlardı. Ama bu kararı kim aldı? Bu ülkeyi yönetenler aldı. Gerçekten ibretlik. Ülkemizin yıllarca biriktirdiği döviz çarçur edilirken adım adım tam teşekküllü bir sermaye kontrolüne doğru gidiyoruz. 40 yıl boyunca kat ettiğimiz tüm aşamalar siyasi ömrünü tamamlamış bir iktidarın kaçınılmaz sonunu biraz daha geciktirebilmek için feda ediliyor. Küçük yatırımcısına, vatandaşlarına düpedüz kumpas kuran, yanlış algılarla piyasayı yönlendirmeye çalışan, tüm güvenilirliğini ve itibarını yitirmiş olan bu ekonomi yönetiminin artık ülkemize verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Belli ki saraydaki lüks ve şatafat senin gözünü kör etmiş. Ama ben sana hatırlatayım. Sen milletin sana vermiş olduğu yetkiyle oradasın. Yani o koltuk da, o saray da bu milletin. Senin bu millete satın dövizleri yoksa kredi vermem deme gibi bir hakkın yok. Çünkü Merkez Bankası da bu milletin. Basılan para da bu milletin. Bunların hiçbiri senin babanın malı değil. Sen önce yandaşına satın aldırdığın televizyon kanalı için verilen kredinin peşine düş. Sen önce yandaşlarına verilen karşılıksız kredilerin peşine düş. Sen önce yandaşlarının... Sen önce yandaşlarının döviz mevduatlarının peşine düş. Sen saraydaki bir küçük azınlıkla birlikte sefa sürerken
bir sürü işe yaramaza 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş bağlarken, ulufe dağıtır gibi ihale dağıtırken bu millete parmak sallayamazsın. Eğer çok dövize sıkıştıysan önce bindiğin 500 milyon dolarlık uçağı sat. Bir kere olsun. Bir kere de sen tasarruf etsen ne olur be kardeşim? Bir kereliğine şatafattan ödün versen incilerin mi dökülür? Bir kalemde memlekete 500 milyon dolar girer fena mı olur? Gümüş kaşıkla doğmuş mübarek. Gümüş kaşık olmazsa çorba içemiyor. Millete dövizini sat diyorsun. Sonra milletin sattığı dövizleri alıp yandaşının cebine koyuyorsun. Eğer çok dövize sıkıştıysan yandaşlarına verdiğin döviz garantili ihaleleri Türk lirasına çevir. Geçiş garantili projelere her yıl milyarlarca dolar para ödüyoruz. Kime döviz garantili ihale verdiysen hepsini çağır. Artık döviz garantisi yok de. Her şey artık lirayla olacak de. Zaten hepi topu 5 kişi sürekli milletimize parmak sallayacağına bir kere de beşli çetene parmak salla. Bir kere de onların elini cebine sok. Onların cebine elini sok. Bir kere de onlardan fedakarlık iste. Sayın Erdoğan, eğer dövize çok sıkıştıysan Nebati Bakan ile birlikte Edi ile Büdü gibi yönettiğiniz ekonomiyi işin ehline bırak. Hakikaten öyle ama. Merkez Bankası'nın görevini yapmasına müsaade et. En azından seçimlere kadar da ekonomiye burnunu sokma. Ama biliyorum sen bunların hiçbirini yapamazsın. O yüzden bu milleti daha fazla yorma ve bir an önce seçim kararı al. Biz de milletimizden yetkiyi alıp döviz kurları nasıl düşermiş sana gösterelim. Faiz nasıl inermiş biz sana öğretelim. Enflasyon nasıl tek haneye düşermiş biz sana öğretelim. Milletin alım gücü nasıl arttırılırmış biz sana öğretelim. Ülkeye nasıl yatırım gelirmiş, milyonlarca kişiye nasıl iş bulunurmuş biz sana öğretelim. 20 yılda alamadığın dersi biz sana bir yılda öğretelim. Şimdi ikide bir benim tarihçiliğim üzerinden gidiyor işler. Ama asıl mesleğim ben ilkokul öğretmeniyim Sayın Erdoğan. Öğretmek bizim işimiz. Hele o zamanlar ilkokul öğretmenliğine verilen eğitim müthişti. Dolayısıyla sen mesleğin nedir, kimsin dedikleri zaman ben hep öğretmenim derim. O nedenle gerçekten öğreteceğiz. Yani A ve B'den başlayarak. Alfabeyi de öğreteceğiz. Atatürk'ü de öğreteceğiz. Cumhuriyet değerlerini de öğreteceğiz. Hepsini öğreteceğiz. Lütfen. Evet. Muhterem, var mısın? Buyur, hodri meydan. Al seçim kararını, bu ülke nasıl hak ettiği gibi yönetilirmiş, biz sana öğretelim. Değerli dava arkadaşlarım, geçen ay çaya gelen %47'lik zamdan sonra geçtiğimiz hafta da şekere %67 zam geldi. Yani artık şekerli çay içmek bile zengin iş oldu. Gerçi beyaz çay içiliyor sarayda ama biz siyah çay içemez olduk. Hadi hayırlısı. Türk Şeker'in açıkladığı zam kararıyla birlikte 50 kiloluk kristal şekerin fabrika satış fiyatı tarım kredi marketlerde 390 liradan 650 liraya,
Diğer marketlerde ise 550 liradan 750 liraya çıktı. Bundan birkaç ay önce Bay Chris şeker için ne demişti hatırlıyor musunuz? Şekerde öyle pahalı bir fiyat uygulaması yok demişti. Aynen böyle demişti. Maşallah dediği üç gün yaşamıyor. Ya şu yani dış politikada da benzer bir tutum o taraflarda görse durum iyi olacak ama onların karşısında el pençe divan. Demek ki neymiş? Şeker fabrikalarını satar, ihtiyacı da ithalatla çözeriz demek olmuyormuş. Demek ki neymiş? Cumhuriyetin değerlerine saldırmak için devletin fabrikalarını 3 kuruşa satınca sofraların tadı da ekonominin istikrarı da kalmıyormuş. Sayın Erdoğan, biz seni bundan 4 yıl önce uyarmıştık. Şeker vatandır demiştik. Yapma, satma demiştik. Şimdi ne demek istediğimizi anladın mı? Gözünü kör eden kıskançlığının, cumhuriyet değerlerimize düşmanlığının ve yaptım olducu zihniyetinin bugün memleketi getirdiği noktadan mutlu musun? Milletimizi 1 kilo şekeri bile alamayacak hale getirdiğin için huzurlu musun? Şimdi il il ilçe ilçe geziyoruz arkadaşlarımızla. O tatlı üreten esnafların, tatlı satan esnafların önümüzde bayram var. Kaçının iflas edeceğini, kaçının dükkanını kapatacağını hiç düşündün mü Sayın Erdoğan? Tabii sen smoothie içmeye devam et. Aziz milletim, memleketimizin her karış toprağı iktidarın berbat tarım politikalarına rağmen bereketini sunmaya devam ediyor. Fındıkta, incirde, koyun sütünde, haşhaşta, kayısıda, ayvada, dünyada üretim birincisi olduğumuz gibi kirazda da üretim birincisiyiz. Kiraz aynı zamanda bir başarı öyküsüdür. AK Parti'nin her fırsatta eleştirdiği 90'lı yıllarda özel sektörün kamu ve ARGE uzmanlarıyla bir araya gelip 200 bin ton üretimimizi 700 bin tona çıkarma başarısıdır. Üstelik bunun yaklaşık 100 bin tonunu da ihraç ediyoruz. Ama tabii ki AK Parti iktidarında hiçbir başarı cezasız kalmadığı için kiraz üreticisi de ihracatçısı da cezasız bırakılmadı. Bir taraftan kuraklık, bir taraftan da don, dolu ve aşırı yağış etkisi çiftçimizi vururken iktidar tam da hasat döneminde kiraz üreticisinin ihracat gelirine el koydu. Döviz gelirlerinin önce %40'ına, şimdi %70'ine göz dikti. İhracattan kazanılacak olan dövizin %70'ini bozdurma zorunluluğu getirdi. Ne güzel değil mi? Sen 30 yıl çalış, uğraş, didin. Sonra ben de çiftçiyim diye ortalıkta gezilen bir nebati bakan gelsin, senin gelirine çöksün. Sadece bu kadar mı? Maalesef değil. İşin bir de üretici tarafı var. Asıl hengame de zaten burada. Siz iktidarın ilk hasat şovlarına, sezonun ilk kirazının kilosu 700 liradan satılmasına bakmayın. Kiraz üreticilerimizi dinlediğimizde iş değişiyor. Bahçede ürettiği kirazı 5 liraya satamayan üreticilerimizin derdini dinleyince gerçekler ortaya çıkıyor. Ben size durumu bizzat Tarım Bakanlığı'nın kendi fiyatlarıyla açıklayayım. Kirazın üretici kilogram fiyatları 2017 yılında 4 lira 9 kuruş, 2018 yılında 3 lira, 2022 yılında ise 5 lira. Nasıl ama? TÜİK'e, yani Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumuna göre bile tarımsal girdilerin bir senede %117 arttığı, gübrenin %240, mazotun da %190 zamlandığı, işçi ücretlerinin 80 liradan 250 liraya çıktığı bir dönemde kiraz üreticisine adeta kes ağacını açalım imara diyorlar. E tabi toprağa görülen her yeri kupon arazi görünce vatan toprağı arkadaşların gözünde kupon arazi. Yazıktır, günahtır üreticiye. İşte tam da bu yüzden bu hafta milletin kürsüsünde İsparta Uluborlu'dan kiraz üreticisi bir kardeşimizi ağırlayacağız. Kiraz üreticilerimizin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek,
Dertlerini bizzat kendilerinden dinlemek için Murat Çerçinli Bey bugün aramızda. Buyurun Murat Bey, söz de kürsü de sizindir. Saygıdeğer Genel Başkanım, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bana bu fırsatı veren Meral Hanım'a saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Adım Murat Çerçinli. Isparta ilinin Uluborlu ilçesinde ikamet eden, yaklaşık 30 yıldır kiraz üretimiyle uğraşan bir üreticiyim. Üreticiler olarak yaşadığımız sorunları dile getirmek için buradayım. İzin verirseniz konuşmama kısa bir ara vermek istiyorum. Uluborlu'nun dünyaca ünlü tescilli kirazından getirdim. Kendi bahçemden topladığım kirazları Sayın Genel Başkan'a takdim etmek istiyorum. Ve görevli arkadaşlar da evet, yeşili. Öyle mi? Yeşili, doğayı ve ağaçları gerçekten çok seviyorum. Büyük bir şevkle bu işe başladım. Varımı yoğumu bu işe yatırdım. Yaptığımız iş giderek zorlaşmaya ve katlanamayacağımız bir noktaya vardı. Üreticilerimiz sahipsiz ve kendi kaderine terk edilmiş durumdadır. Üreticilerimize sahip çıkacak, derdini dinleyecek, derdine derman olacak bir kurum, bir kuruluş maalesef yoktur. Üretimle ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. Üretim yapmakta zorlanıyoruz. Toprağımızı, bahçemizi işleyemez hale geldik. Mazot ve gübre fiyatları %400 artmış, yem ve elektrik fiyatları ona keza. Gübre vermeden toprağını ekenlerin, tarlasını, bahçesini satanların, süt hayvanlarını kestirenlerin haberlerini her gün duyuyor ve görüyoruz. Tarımsal üretimden vazgeçenlerin sayısı her geçen gün artmakta. Üreticilerimiz birer birer birikimlerini kaybederek traktörlerini, tarlalarını ve hayvanlarını satarak iflasın eşiğine gelmişlerdir. Pazarlama ile ilgili sorunlar yaşıyoruz. Avrupa'da kirazın kilogram fiyatı 200-300 lira iken bizler çok daha düşük bir fiyattan satmak zorunda kalıyoruz. Gerçi son zamanlarda 30-35 liraya kadar çıktı ihracatlık kirazın fiyatı. Fakat Sayın Genel Başkan'ın dediği gibi diğer kirazların fiyatı 5 lirayla 10 lira arasında satılmaktadır. Uluborlu coğrafi ürün işareti alarak tescillenmiş Uluborlu kirazı aroması ve raf ömrünün uzunluğu ile bütün dünyada, özellikle de Avrupa'da nam salmıştır. Kendi ürettiğimiz ürünleri kendimiz pazarlamalı, aracıları aradan çıkarmalıyız. Bunun da yolu üreticilerimizin kooperatif çatısı altında örgütlenmesi ve kooperatif aracılığıyla ürettiğimiz ürünleri pazarlanmasıdır. Bugün dünya ticaretinin %17'si kooperatifler aracılığıyla yapılmaktadır. Yüz ölçümü Konya'dan bile küçük olan Hollanda'nın tarım ürünleri ihracatı 130-150 milyar dolar civarındadır. Türkiye'nin ise tarım ürünleri ihracatı bildiğim kadarıyla 25-30 milyar dolar civarındadır. Ülkemizde tarımsal üretimin ne durumda olduğunu ve ne kadar geri kaldığımızı gösteren güzel ama acı bir örnektir. Saray hükümetinin uygulamış olduğu ithalata dayalı tarım politikası iflas etmiş, tarımsal faaliyet gösteren üreticileri de iflasın eşiğine maalesef getirmiştir.
Bu hükümet kendi üreticisinin çiftçisini desteklemesi gerekirken şekerden ayçiçeğine, buğdaydan samanına kadar her tarımsal ürünü ithal etmeyi tercih etmiş ve etmektedir. Adeta tarımı bitirmek, üreticileri de batırmak için çaba sarf etmektedir. Bizler kan ağlarken tarım ürünlerini ithal ettiğimiz ülkelerin üreticileri, çiftçileri bayram etmektedir. Anayasal hakkımız olan milli gelirin %1'i üreticilere ve çiftçilere destek olarak verilmesi gerekirken bizlere verilen mazot ve gübre desteği komik rakamlarda kalmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı, bu kardeşinize yetkiyi verin, o zaman faizle, enflasyonla, dövizle nasıl uğraşılır görün. Dedi mi? Dedi. Milletçe yetkiyi verdik mi? Verdik. Geldiğimiz nokta Hanya'yı da Konya'yı da gördüğümüz noktadır. Enflasyon %16-17'lerde iken bugün TÜİK'e göre %70, bağımsız kuruluşlara, ekonomistlere göre ise %160 civarındadır. Dolar ise 7,5-8'lerden 17-18'lere fırladı. Merkez Bankası bağımsız olması gerekirken talimatla faizleri %14'e kadar düşürdü. Enflasyon %160 olduğu bir yerde reel faizin bu kadar eksizde olması mümkün değildir, görülmemiştir. Faiz sebep, enflasyon neticedir diyerek uygulanan yanlış ekonomi politikaları ülkemizi de bizleri de iflasın eşiğine getirmiştir. Seçimlerin yaklaştığı şu günlerde üreticilerimizin bu hükümete güzel bir ders vereceğine yürekten inanıyorum. Buradan tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren tüm üreticilerimize seslenmek isterim. Örgütlenmek çağdaşlığın, uygarlığın bir gereğidir. Gelişmiş ülkelerde üreticilerin %90'ı örgütlüdür. Örgütlü toplumlar hakkını, hukukunu daha güçlü arar ve savunur. Baskıcı ve otoriter rejimlerin en korktuğu şey örgütlü toplumlardır. Toplumun en sessiz, en savunmasız, en sahipsiz ve örgütsüz kesimi bizleriz. Onun için bir an önce kooperatif ya da üretici birlikleri çatısı altında örgütlenmeliyiz. Kendi göbeğimizi biraz da kendimiz kesmeliyiz. Ağlamanın, sızlamanın, şikayet etmenin gereği yok. Ayağa kalk, başını eğme, yukarı kaldır. Korkma, sesin de daha gür çıksın. Atatürk'ün milletin efendisi dediği bizler, uygulanan yanlış tarım politikaları yüzünden nefes alamaz hale geldik. Bu duruma sessiz kalmak ya da boyun eğmek zorunda değiliz. Ey üretici kardeşim, akılla, bilimle yönetilen çağdaş, uygar bir ülkenin saygıdeğer bir bireyi olmak istiyorsan örgütlenmelisin. Bizi orta çağın karanlığına götürmeye çalışan, demokrasiyi rafa kaldıran, adaleti ortadan kaldıran bu saray rejiminden kurtulmak istiyorsan örgütlenmelisin. Demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin geliştiği, güçlendiği, bu topraklarda kök salmasını istiyorsan örgütlenmelisin. Sofrandaki ekmeğin her geçen gün küçülmesini değil, büyümesini istiyorsan örgütlenmelisin. Milli gelirin daha adaletli ve adil bir şekilde dağıtılmasını, paylaşılmasını istiyorsan örgütlenmelisin. Etnik kimliğinden, inancından ve yaşam biçiminden dolayı dışlanmak, ötekileştirilmek istemiyorsan örgütlenmelisin. Ve en sonu, insan gibi, insana yakışır gibi yaşamak istiyorsan örgütlenmelisin be kardeşim, örgütlenmelisin. Açsak, yorgunsak ve alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin kardeşim. Bu duygu ve düşüncelerle bana bu fırsatı veren Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanım'a
ve Belediye Başkanımız Mehmet Aziz Tuna'ya teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olasınız. Bence de az kaldı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi gerçekten teşekkür ediyorum. Anadolu'nun irfanını, ferasetini yansıttınız burada. Ama bir şeyi fark ettim birden. Niçin bu çiftçiye, çiftçilikle üretim yapan köylüye niye bu zulüm, niye bu gıcıklık, niye bu uyuzluğu epeydir düşünüyordum. Şimdi birden buldum. Siz söyleyince buldum. Ne biliyor musunuz? Rahmetli Atatürk köylü milletin efendisidir dedi ya. Sırf ona uyuz olduğu için köylüyü bitirdi, çiftçiyi bitirdi. Gerçekten. Bir de şimdi bu dolarla ilgili dediniz ya, verin şu dedi ya kardeşimiz, verin bana bu kardeşinize verin yetkiyi, görünsüz etkiyi. El hak adam doğru yaptı. Yani dolarla uğraşacağım dedi, uğraştı. Uğraştı. Hepinizi yumruklayarak uğraştı. Dolar uçtu gitti ve sonuç itibariyle Türkiye'nin hem çiftçisi, hem köylüsü, hem de esnafı battı gitti. Adam verdiği sözü tutuyor. Milletle cedelleşmeyi, milletin onun bir tebaası olduğuna inandığını bütün attığı adımlardan görüyoruz. Ama Atatürk hangi alanda o grubun, mesela çiftçi için, mesela gençlik için niye gençlikle uğraşıyor? Bugün onda da aydınlandık. Gençliğe de bu ülkenin geleceğini gençliğe emanet etti. Dolayısıyla her birine ayrı ayrı savaş açmış durumda ama özünde Atatürk'e açılmış bir savaş var. Peki, kiraz üreticilerimiz için İyi Parti olarak biz ne yapacağız? İlk olarak kirazı da diğer stratejik 30 ürünümüz gibi korumaya alacağız. Rekoltesi belli olduktan sonra eşik fiyatını açıklayacağız. Hasattan bir hafta önce alt ve üst müdahale fiyatlarını açıklayacağız. Üretici fiyatlarının bu sınırlar içinde kalması için kamunun hakemlik rolünü yerine getireceğiz. Yani üreticimizin ürününü hak ettiği fiyattan satmasını sağlayacağız. Ayrıca üreticilerimize ambalajlama, tasnifleme, ön işleme ve depolama imkanlarını da sağlayacağız. 3 yıl süreyle mazotta %30, gübrede %25, elektrik ve sulamada ise %20 destek sağlayacağız. Önce çiftçimizi, sonra ihracatçımızı ezmeyeceğiz, ezdirmeyeceğiz, ezilmelerine izin vermeyeceğiz. İhracatçılara getirilen kısıtları kaldıracak, ihracat ile iç piyasa dengesini kuracağız. Buradan başta kiraz üreticilerimiz olmak üzere tüm çiftçilere sesleniyorum. Biliyorum çok yoruldunuz, çok bunaldınız. Ama dişinizi biraz daha sıkın. Lütfen ağaçlarınızı kesmeyin. Çünkü yüzünüzün güleceği, cebinizin dolacağı, ürünlerimizin değerleneceği bereketli günlerimize çok az kaldı. İyi Parti olarak sizlere cennet vatanımızın her bir değerini korumanın sözünü veriyoruz. İyi Parti olarak sizlere üreterek kazanan, kazandıkça kalkınan bir Türkiye'nin sözünü veriyoruz. İyi Parti olarak sizlere bolluğun, bereketin ve huzurlu bir geleceğin sözünü veriyoruz. Bize inanın, bize güvenin. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı. Aziz milletim, Bay Kriz ve arkadaşlarının basiretsiz yönetimi sebebiyle yaşadığımız devlet krizinin bir başka boyutu da maalesef çevre felaketleriyle karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz hafta yine topraklarımıza yapılan bir ihanetle
rant uğruna sebep olunan bir doğa katliamıyla karşılaştık. Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen siyanür sızıntısı hepimizi dehşete düşürdü. Her ne kadar valilik ve şirket yetkilileri siyanürün temizlendiğini söylüyor olsa da kirliliğin tespiti için bağımsız kurumlarca yapılacak testlerin sonuçlarını bekliyoruz. Bu felaketi il ve ilçe başkanlarımızla beraber yakından takip ediyoruz. Kurulduğumuz ilk günden beri madencilik sektörünün Türk ekonomisi için kilit role sahip olduğunu söylüyoruz. Hangi gelişmiş ülkeye bakarsanız bakın, sanayinin ham maddesi olan madencilik sektörünü geliştirmeye çalıştığını görürsünüz. Biz de ülkemizin yeraltı zenginliklerinin milletimizle paylaşacak ve Türk sanayinin hizmetine sunacak şekilde çıkartılması gerektiğine inanıyoruz. Ama en önemlisi de madencilik faaliyetlerinin doğamızı, tarım arazilerimizi ve en nihayetinde bizleri tehdit etmeyecek şekilde yapılması gerektiğini düşünüyor ve buna inanıyoruz. İşte tam da bu sebeple doğamızı tahrip, geleceğimizi de tehdit ettiğini düşündüğümüz bütün madencilik faaliyetlerinin karşısında duruyoruz. Gerektiğinde de harekete geçiyoruz. Nitekim Erzincan İliç'teki altın madeni de bunlardan biriydi. Geçen sene iki genel başkan yardımcımızın da içinde olduğu bir heyetimiz bölgeye gitti. İncelemelerde bulunup konuyla ilgili endişelerimizi dile getiren bir basın açıklaması yaptılar. Ankara milletvekilimiz Sayın Şenol Sunat da konuyla ilgili mecliste soru önergesi verdi. İktidar bizi aşırı duyarlı bulduğunu söyleyip kulağın üstüne yattı. Yani uyarılarımızı dikkate almadı ve maalesef korkulan oldu. Sonuç 16 milyon liralık bir ceza ve maden işletmesinin faaliyetlerinin bir süreliğine durdurulması. Şimdi hepimizin aklına aynı soru geliyor. Nasıl oluyor da Anadolu'nun can suyunu taşıyan Fırat Nehri'nin yanı başında siyanürle altın aramaya izin veriliyor? Madenin ortaklarına baktığımızda sebebini daha iyi anlıyoruz. Çünkü yine çok tanıdık bir grubu görüyoruz. Bu gruplar yol ve köprü ihalelerinde var, enerji ihalelerinde var, madenlerde var. Hatta medyada bile aynı grupların izlerini görüyoruz. Yani İliç'te yaşanan felaketin kapısı yine beşli çeteye çıkıyor. İktidarın kayırmaya doyamadığı beşli çetesi yine topraklarımızı, doğamızı ve geleceğimizi tehlikeye atıyor. Ne var ki vatan toprağını kupon arazi olarak gören bir zihniyetin Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın çıkarılmasına ses etmemesi doğaldır. Memleketin geleceğinden endişe etmemesi de doğaldır. Milletin sağlığını tehlikeye atmaktan çekinmemesi de doğaldır. Çünkü bu iktidar doların yeşilini doğanın yeşiline tercih eden bir rant iktidarıdır. Çünkü bu iktidar memleketinin toprağını yandaşlarına peşkeş çeken bir sömürge valiliği iktidarıdır. Çünkü iktidarın beşli çeteyle el ele verip kurduğu bu düzen bir haram, bir yalan, bir yolsuzluk düzenidir. Bu kirli düzen defalarca ifşa oldu. Beşli çetenin yolsuzlukları artık dillere destan oldu. Peki ya sonuç? Sonuçta hiçbir şey olmadı. Hesap vermedikleri gibi bir de üstüne Sayın Erdoğan'ın millete gelince son derece sıkı ama yandaşa gelince fevkalade bonkör eliyle ihale almaya devam ettiler. Çünkü ülkemizdeki adalet terazisi öyle bir sarsıldı ki ne bunlardan hesap soracak bir bürokrat var, ne soruşturma açacak bir savcı var. Ne de son kalan birkaç özgür basın kuruluşu dışında bu yolsuzlukları yazacak bir ana akım medya var. Ama hiç merak etmeyin, artık biz varız. İnanın çok az kaldı. Önümüzdeki seçim sadece Sayın Erdoğan'a değil, milletimizin rızkını kendi malı gibi sömürenlere de çok büyük bir ders olacak. İYİ Parti iktidarında doğamızı, insanımızı ve ahlakı hiçe sayan bu rant düzeni sona erecek. Derelerimiz, ırmaklarımız, göllerimiz değil, rant havuzları kuruyacak.
Ağaçlarımız değil, rant muslukları kesilecek. Artık milletimiz cefa çekmeyecek. Faturayı da bu aziz milleti soyanlar ödeyecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli dava arkadaşlarım, ülkemiz hiç olmadığı kadar kötü günlerden geçiyor. Milletimiz her gün yoklukla, yoksullukla sınanıyor. Ve tüm bunlara rağmen iktidar mensupları ise her zamanki umursamazlıklarıyla sefa sürmeye devam ediyor. Dükkanlar siftahsız esnaflarımızın, sokaklar geçinemeyen gençlerimizin çilesiyle dolup taşıyor. Tarlalar toprağını ekip biçemeyen çiftçilerimizin, yaylalar hayvanını besleyip büyütemeyen üreticilerimizin dertleriyle yankılanıyor. Meydanlardan açlıkla sınanan emeklilerimizin, hanelerden çaresiz kalan annelerimizin feryatları yükseliyor. Bildiğiniz üzere biz de memleketi il il, ilçe ilçe gezerek bu çileyi, bu dertleri, bu feryatları dinliyoruz. Başta sarayda yan gelip yatanlar olmak üzere tüm Türkiye'ye duyuruyoruz ve İyi Parti olarak projelerimizi, çözümlerimizi oluşturuyoruz. Geçtiğimiz hafta da Tekirdağ'daydık. Hem sanayi hem de tarımın olduğu bu güzel ilimizde ne sanayi kalmış ne de tarım kalmış. İcra daireleri dolup taşar olmuş. Tekirdağlı vatandaşlarımızın da artık sabrı tükenmiş. Mesela bir vatandaşımız diyor ki, icra dairelerindeki dosyalar patlamış durumda. Memurlar başa çıkamıyor. Bu halkın tamamı icralık olmuş durumda. Elektrik, su, doğalgaz, vergi daireleri de hep icralık. Mesela bir başka kardeşim diyor ki, Türkiye'nin gidişatında bir şey yok, abartıyorlar diyorlar. Herhalde bu adamlar başka ülkede yaşıyor. Sokağa da çıkamıyorlar, yazıklar olsun onlara. Mesela kasap dükkanı işleten bir kardeşim diyor ki, Tekirdağ'da, mezbada bir haftada 600-700 kesim yapılırken, şimdi haftada 150 hayvana düştü. Sabit müşterilerimiz artık 3 haftada bir gelip et alabiliyor. Lokantalara hizmet ederek ayakta durmaya çalışıyoruz. Mesela Malkara yolunda uğradığım bir köy kahvesinde bir başka vatandaşımız diyor ki, battık battık yine çıktık. Beşli çete, beşli market derken biz orta tabaka gittik, battık. Mesela Süleymanpaşa'da tatlıcıda çalışan bir kardeşim diyor ki, nefes almak istiyoruz işte ama onu da alamıyoruz. Bir kadın olarak ayakta durmak benim için daha zor. Fiyatlar çok dengesizleşti. Her hafta zam geliyor. Mecburen yansıtmak zorunda kalıyoruz. Bir de esnaf olarak biz suçluymuşuz gibi gösteriliyor. Türkiye'de yaşıyoruz ama vatandaş olarak kıymetimiz yok. Bu ne acı bir sözdü. Türkiye'de yaşıyoruz ama vatandaş olarak kıymetimiz yok. Türk vatandaşı olarak kıymetli değiliz. Aynı bu kadın arkadaşımızın, kadın kardeşimizin kelimelerini değiştirmeden sözleri. Dışarıdan gelenler daha kıymetli oldu. Mesela Malkaralı emekli bir hanım diyor ki, tek maaşım var, geçinemiyorum, açız. Bağıra bağıra ağladı bu hanımefendi. Herkesin orta yerinde, tekrar söylüyorum, bağıra bağıra ağladı. Et alamıyoruz, bir şey alamıyoruz, açız diye bağırdı. Rahatsızız, doktora gidemiyoruz çünkü devlet yok. İşte şahsım eşittir devlet derseniz yapılan yanlışlıkları da devletin üzerine bırakırlar. Vatandaş bilmez ki iktidarla devletin farkını. Ben devletim, şahsım devlettir derseniz gelinen nokta devlete küser. Devletin kurumlarına küser. Diyor ki aynı hanımefendi, hani Tayyip Erdoğan çok iyiydi, hani nerede şimdi? Randevu alamıyoruz hastanelerden. Ne olursunuz, ölüyoruz, artık kurtarın bizi. Aynen böyle söyledi. Değerli dava arkadaşlarım, bakın bir taraftan Türk vatandaşı olarak kıymet görmediğini söyleyen bir kardeşimiz, diğer tarafta ölüyoruz diye haykıran bir kadın. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu kadınların omuzlarında yükselen devletimiz artık kadınların omuzlarına basılarak yönetiliyor demek. Bu devletimizi, değerlerimizi ve namusumuzu korumak için can veren milletimiz artık değer görmek için, aç kalmamak için, hayatta kalmak için mücadele ediyor demek.
Bu AK Parti iktidarı artık Türkiye'yi yönetemiyor demek. Sayın Erdoğan artık bu millete hizmet etmiyor, edemiyor demektir. Yani bu iktidar artık bu büyük millete sırtını dönmüş demektir. Nitekim bu durumun açtığı yaraları, sebep olduğu krizleri ve sorunları ekonomide, adalette, sosyal hayatta olduğu gibi maalesef sağlıkta da görüyoruz. Pandeminin zorlu sürecini atlatan sağlık sistemimiz, iktidarın basiretsiz politikaları sebebiyle sistematik bir şekilde gittikçe derinleşen bir krizin içerisinde sürükleniyor. Tabii Sayın Erdoğan baş ekonomist, profesör doktor, yani tıp doktoru, hem de profesör tıp doktoru, her bir konuda en üst noktada bilgi sahibi. Yani çok merak ediyorum, bilmediği ne var? Ben de şükrediyorum Allah'tan, her şeyi bilmiyorum. Arkadaşlarım da öyle. Ama bildiğimizi çok iyi biliyoruz, Allah'a çok şükür. Bildiğimizi çok iyi biliyoruz, bilmediklerimizi de biliyoruz. Şimdi her şeyi bilen, her konuda profesör doktor olan bu arkadaşımız sonuçta sağlık konusunda da uzman oldu. İlk işi doktorları kovmak oldu. Ya kovdu gitti doktorları. Bu krizin izleri de en net şekilde sokaklardan anlaşılıyor. Hemen hemen gittiğimiz her ilde bir vatandaşımız yanımıza geliyor. Nerede bu devlet diye soruyor. Bu sese kulak verdiğimizde de hastaneden randevu alamadıklarını, randevu alsalar bile doktor bulamadıkları, doktoru bulsalar bile bu sefer de ilaçlarına ulaşamadıklarını söylüyorlar. Yani sağlıkta yaşanan sorunlar zincirleme bir şekilde ilerliyor. Zincirin ilk halkası randevu sistemi. Hastane kuyruklarını bitirdik diye övünenler aslında sanal kuyruklar oluşturmuşlar. Merkezi hekim randevu sistemi üzerinden randevu alabilenler artık birbirlerini tebrik eder hale gelmişler. Evet, artık hastane kuyrukları yok. Çünkü sistem üzerinden randevu alıp hastaneye gidebilen yok. Artık randevu kuyrukları var. Hasta ya da hasta yakınları işi gücü bırakıp saat tam 16'da yeni açılacak randevu kayıtları için sistemin başında bekliyor. Üstelik bunu da düzenli periyotlarla yapmaları lazım. Çünkü randevu açılacağının garantisi yok. Yani randevu alana kadar her gün alarm kurup o saatte sisteme girmeleri gerekiyor. Şu işe bir bakar mısınız? Yani hasta vatandaşlarımız, doktor artık hastanede değil, evde bekliyor. Yani AK Parti iktidarı her konuda olduğu gibi yine sorunu çözmek yerine sorunun şeklini değiştirmeyi seçiyor. Aziz milletim, merkezi hekim randevu sisteminde alınamayan randevular sorunun sadece görünen yüzü. Altında yatan sebep ile ise başka. Sağlık sistemimizdeki sorunlar zincirinin ikinci halkası olan doktor yetersizliği. Son OECD verilerine göre ülkemizde 100 bin kişiye 195 hekim ve 240 hemşire düşüyor. Oysa nüfuslarımızın birbirine çok yakın olduğu Almanya'da 100 bin kişiye 450 hekim ve 13.900 hemşire ve sağlık çalışanı düşüyor. Almanya'da 100 bin kişiye düşen sağlık çalışanı 644 iken bizde bu sayı sadece 112. Yani hani Almanya bizi kıskanıyordu. Doktor sayımız da yetersiz. Sağlık personeli sayımız da yetersiz. Ama Bay Kriz'e göre giderlerse gitsinler. Çünkü zaten büyük tıp uzmanı Sayın Tayyip Erdoğan burada. Değerli dava arkadaşlarım, diyelim ki randevu alındı, doktor da bulundu. Bu sefer de karşımıza sağlık sistemimizdeki sorunlar zincirinin üçüncü halkası çıkıyor. O da muayene süresi. Bugün ülkemizde bir hastanın muayene süresi ne kadar biliyor musunuz? 5 dakika. Yanlış duymadınız, tam 5 dakika. Musluk tamiri 10 dakika. Lastik tamiri 20 dakika. Araç muayenesi 45 dakika ama hasta muayenesi sadece 5 dakika.
Yani iktidarın gözünde milletimizin artık araba lastiği kadar bile değeri yok. İşte size iktidarın öve öve bitiremediği sağlıkta dönüşüm programı. Muayene sürelerini 5 dakika indirmek ve hekimlerin günde 90'dan fazla hasta bakmasını istemek hem hastaya hem hekimlerimize karşı yapılabilecek en büyük kötülüktür. Dünya Sağlık Örgütü muayene süresi standardını 20 dakika olarak belirlerken Sağlık Bakanlığı'nın 5 dakika gibi bir süreyi öngörmesi hem sağlıkta şiddet vakalarının artmasına hem de hekimlerimizin mesleki tatmin duygusunun zedelenmesine hem de hastalarımızın tanı ve tedavisinin iyi yapılamamasına yol açıyor. Buradan Sağlık Bakanlığı'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu uygulamadan derhal vazgeçin. Hem sağlık çalışanlarımızın iş yükünün hafifletilmesi hem de milletimizin kaliteli bir sağlık hizmeti alabilmesi için gelin bilimsel gereklere uygun olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün de öngördüğü çerçevede gerekli önlemleri alın. Hekimlerimizin ve hastalarımızın daha fazla mağdur olmasına izin vermeyin. Gerçi Sağlık Bakanı'na da bir şey diyemiyorum. Çünkü Sayın Erdoğan ekspertiz olarak bir tıp doktoru olan Sayın Sağlık Bakanı'ndan da çok daha bilgi ve görgü sahibi olduğu için onu aşması, o bilgiyi aşması çok zor görünüyor. Evet, randevuyu aldık, doktoru bulduk. 5 dakika da olsa muayene de olduk. Doktor da 5 dakikada teşhis koyup ilaç yazdı diyelim. İşte bu sefer de karşımıza sağlık sistemimizdeki sorunlar zincirinin 4. halkası çıkıyor. O da ilaç yokluğu. Avrupa kapsamında yapılan bir çalışmaya göre Avrupa Birliği'nde ilaç erişilebilirliği ortalama %49 iken Türkiye'de bu oran sadece %12. Kanser ilaçlarında Avrupa Birliği'nin ortalaması %58 iken Türkiye'de sadece %22. Yetim ilaçlarda yani nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda Avrupa Birliği'nin ortalaması %41 iken Türkiye'de bu oran sadece %6. Bu tablonun sebebi ne biliyor musunuz? Artık güncelliğini kaybeden sabit ilaç kuru. 2022 Şubat'ında yılın tamamı için belirlenen avro kuru 6.29 lira. Hali hazırdaki kur seviyesi ise 17.5 lira. Sabitlenen kurla gerçek kur arasındaki makasın büyüklüğü nedeniyle ülkemize yeni ilaç gelmiyor. Yerli ilaç sanayimiz ise kura bağlı maliyet artışları nedeniyle neredeyse üretimden vazgeçmek üzere. Peki sağlıktaki kriz her geçen gün daha da derinleşirken Bay Kriz ne yapıyor dersiniz? Kendisi hala kürsülerde şov yapmakla, diktiği hastane binalarıyla övünmekle meşgul. Doktorların dertlerinden bir haber, sağlık sistemin sorunlarından bir haber, hasta vatandaşlarımızın çektiği çileden bir haber varsa yoksa inşaat. Sayın Erdoğan, o işler öyle olmaz. Böyle sığ bir anlayışla devlet yönetilmez. Eğer en iyi sağlık hizmeti en iyi binada verilseydi, en iyi fotoğraf makinesiyle en güzel fotoğraf çekilirdi. Nitekim aynı cahilliği eğitimde yaptın. Sonuçlarını gördün. İçinde bilim olmayan binalarda, hoca olmayan binalarda gençlerimizin geleceklerini, ailelerin imkanlarını heba ettin. Hatandan ders almadığın gibi şimdi çıkmışsın, sağlığı bina dikmeye indirgeyip milletimizin sağlığını tehlikeye atıyorsun. Ayıptır, günahtır. Aziz milletim, İYİ Parti iktidarında ilk işimiz ücretlerin iyileştirilmesi, iş-yaşam dengesinin sağlanması, çalışan haklarının korunması ve çalışma güvenliğinin tesisi olacak. Sağlık çalışanlarımızı küstürmeyeceğiz. Performans sisteminin hekimlerimiz üzerindeki baskısını kaldıracak, artık bu eziyete son vereceğiz. Sonrasında sağlık çalışanlarının istihdam modelini değiştireceğiz. Daha az yük, daha çok gelir sağlayacak bir çalışma düzeni kuracağız. Sağlık çalışanlarımıza güvenceli ve kadrolu iş ortamı sağlayacağız. Bunu da sağlık sektöründeki çalışan sayısını arttırarak yapacağız. Sek zincirinin etkin çalışmasını sağlayacak ilk ve en önemli adım birinci kademenin fiziksel ve beşeri sermayesiyle güçlü olmasıdır. O nedenle birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendireceğiz. Bu çerçevede aile hekimliği kurumunu
amacına uygun hale getireceğiz. Aile hekimlerinin ikinci ve üçüncü basamak kurumları ile etkileşimde olmasını sağlayacak tele tıp altyapısını geliştireceğiz. Kiracı aile hekimlikleri uygulamasını sonlandırıp aile hekimliklerini güçlendirerek birer semt polikliniği altyapısına kavuşmalarını sağlayacağız. İYİ Parti iktidarında şehir hastanelerinde de kullanılan yap, işlet, hüplet sistemine son verip yandaşlara atılan rant musluklarını kapatacağız. Mevcut hastanelerin tümünün sözleşmelerini yeniden ele alacak, gereken durumlarda hukuki süreçleri çalıştıracağız. Mevcut şehir hastanelerinin daha etkin çalışması için mimari ve sağlık hizmeti açısından yeniden planlama yapacak ve hastaların hastane içindeki çilelerine son vereceğiz. Uygun görülen şehir hastanesi kampüslerinde sağlık teknolojilerine yönelik ARGE merkezleri kuracağız. Ayrıca üniversite hastanelerimize de doğrudan finansal desteği artıracağız. Üniversite hastanelerinin hastalardan ek bedeller talep etmek durumunda kalmaları AK Parti iktidarının sağlık sistemimize verdiği en büyük zararlardan biri oldu. İYİ Parti iktidarında üniversite hastaneleri yeniden bu ülkenin en nitelikli hekimlerinin çalıştığı ve en nitelikli hekimlerini yetiştiren kurumlar haline gelecek. İlaç yokluğuna son vermek için ise ilaç fiyatlarını belirleme ve ilaç tedariğinde sadece ilaç firmalarıyla anlaşmak yerine eczacılar, eczacı depoları ve eczacılık meslek odalarını da kapsayan katılımcı bir mekanizma geliştireceğiz. Kur ayarlaması da piyasa koşulları dikkate alınarak yılda birkaç defa yapılabilecek. Ayrıca eczane ve eczacı depolarında da ilaç yokluğu uyarı sistemini devreye sokacağız. Ez cümle. İktidarın sağlıkta dönüşüm diye başlattığı ama sağlıkta çöküşe götüren bu düzeni birlikte beraber değiştireceğiz. Devre iktidarlarında kaçırdıkları yetişmiş insanlarımızın ülkemize dönüşünü beraber mutlulukla izleyeceğiz. Mutsuz, değersiz ve çaresiz hisseden sağlık çalışanlarımızın mesleklerini huzurla yapmalarını sağlayacak, Türkiye'yi hak ettiği gibi bir sağlık sistemine birlikte kavuşturacağız. Emin olun çok az kaldı. Değerli dava arkadaşlarım, Atatürk'ümüzün o büyük cumhuriyet vizyonundan aldığımız ilhamla güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye için enerjimizde, kadrolarımızda, çözümlerimizde hazır. Sadece bir yıl içinde enflasyonu da, faizi de tek haneye indireceğiz. Sadece bir yıl içinde milletimize kaybettiği alım gücünü geri vereceğiz. Sadece bir yıl içinde Türkiye'ye huzuru getireceğiz. İYİ Parti iktidarında Türk lirası da değerli olacak, alın teri de değerli olacak, emek de değerli olacak. Bu ülkede hukuk da olacak, adalet de olacak, liyakat da olacak, şeffaflık da, hesap verilebilirlik de olacak. Demokrasi olacak, özgürlük olacak, saygı olacak. Hazır olun. Sandık ufukta göründü. Allah'ın izni, milletimizle her geçen gün artan desteğiyle iktidarı devralmamıza çok az kaldı. İYİ Parti, hakkı yenilen milyonların iktidarı olacak. İYİ Parti, ezilenlerin iktidarı olacak. İYİ Parti, umudu çalınan gençlerin iktidarı olacak. İYİ Parti, sesleri kısılmaya çalışılan kadınların iktidarı olacak. İYİ Parti, bir başına bırakılan emeklilerin iktidarı olacak. İYİ Parti, fikri hür, vicdanı hür nesillerin iktidarı olacak. El cümle, İYİ Parti, istibdadın sonu, hürriyetin başlangıcı olacak. Bir kişi kaybedecek, 84 milyon kazanacak. Rantçılar gidecek, söz yeniden milletimizin olacak. Hiç merak etmeyin, güneş yeniden doğacak ve Türkiye iyi olacak. Toplantımızı şereflendirdiniz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.